Hadi. Uslu köpekler. Evet, aferin. Polin iyileşmesine sevindim. Hadi evet, antibiyotiklerin çok faydası oldu. Gelecekte akrabalarının yaşıyor olması güzel şey. Evet, aferin. Çok güzel, hadi. Günaydın James. Seni tanıyor muyum? Evet, ben Gwendolyn. Buraya seni çiçek hastalığından korumaya geldim. Daha sana bulaşmadı ama bulaşacak ve öleceksin. Ardından da asırlarca dünyada dönüp duracaksın. Ve o yüzden aşını yapacağım. Ha, bu konuşma sona ermiştir. Lütfen git. Kışt! James! James, gel! Beni rahat bırak! James, dur! Benden ne istiyorsun? Yardım etmek istiyorum. Kıpırdama James. James. Bekle. James. James de değil mi? Bu senin paklarından biri mi? Çok tatlı ama çok da ağırmış. Şişman demek istemem tabii. Kollarım şimdiden yoruldu o yüzden. James August Peregrine Pimblebottom. Sana uzun ve mutlu bir hayat dilerim. Ona yara bandı yapıştırmalısın. Dikkat et de iğnenin girdiği yere kir bulaşmasın. İyi, geçmiş değişti. Hayat kurtuldu, görev başarıldı. Evet, ona eski okul günleri gibi özleyeceğim. Gitme zamanı. Sen gücün erişilmez olur. Lütfen. Gwen, dikkat et. Semerius. Orada mısın? Duruma bağlı. Eğer yine iki gözün iki çeşme alamaya başlamayacaksan belki burada olabilirim bir tanem. Gözlerimi ne zaman kapatsam onu görüyorum. Malum kişiyi. O zaman malum kişi hakkında daha fazla konuşmayacağız. Artık gerçekten uyumalısın. Taş devleri saymayı denesene. Veya kraliyet ailesinin en çirkin üyelerini sayabilirsin. Veya Circle hattındaki durakları say. Notting Hill Gate ile başla mesela. Kensington High Sokağı, Güney Kensington, Victoria. Sakının. 12. yıldız kendi gücünü sergilediğinde burada. Dünyadaki yaşamı, doğal ömrünü tamamlayacak. Ve burası düzgün okunmuyor. Bir şey ölecek. Kartal Muzaffer gelecek. Ebediyet Zümrüt'ün hayali. Oh. Yıldız yukarıda, gökte söner. Aşk için özgürce seçerse ölümü. Hiçbir şey anlamıyorum. Neden daha net yazmamış ki bunu? 18. yüzyılda yaşıyordu Gideon. Sağlamlı. Tamam, 12. yıldız Gwen. Kartal'da kont. Ama hedefi ne? Bir yıldız söner. Aşk için ölmek. Bu ne demek şimdi? Kırık kalp mi? Özgürce seçerse... Sen süper kahramansın. O da öyle. Sen ondan, o senden hoşlanıyor. Sorun ne ki? Bu onu tehlikeye atar. Bana bak, aklından bile geçirme. Adı telaffuz edilmemesi gerekenin kalbine ne kadar kötü kırdığını unuttun mu yoksa bir tanem? Hı? Gwen, lütfen beni ara. Hemen konuşmalıyız. Paul bana kontun hatıra defterini verdi.
Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama dikkatli olmalısın. Lütfen benimle temas kur. Ne cüret. Kendini büyük usta olarak tayin edebileceğine inanmana ne sebep oldu? William Deville'ye nerede? Biliyorsun, gerçek büyük usta ancak odur. İyi günler beyler. Kont bugün itibariyle Bay Whitman'ı şahsen büyük usta olarak seçmiş bulunuyor. Ben bundan sonra başka alanlara odaklanıp küresel mali piyasalarla olan bağlarımıza daha çok zaman ayıracağım. Zaman daralıyor. Yakut'la Pırlanta'nın görevlerini tamamlamalarını sağlamalıyız. Başka hiçbir risk almamalıyız. Bugünden sonra tüm hareketler izlenecek. Scotland Yard'ın ve İçişleri Bakanlığı'nın yardımına güveniyoruz. Ya bizimle berabersiniz ya bize karşı. Beyler, kendimizi yeni ve daha iyi, daha parlak bir çağın şafağı için hazırlamalıyız. Eğitim, finans, kamu düzeni, medya, sağlık hizmetleri. Doğrudan sadede gelirsek, saat işliyor. Hepinize müjdeliyorum. Kartal'ın yükselme zamanı. Öyle ki... Ölümsüzsünüz var. Uykusuz bir gece daha mı beni? Hem de yine o mankafa yüzünden mi? Kalbim sanki beni için için kemiren keskin cam kırıklarıyla dolu. Hiç durmadan onu kemirip duruyorlar. Hayır, kalbin camdan falan değil. Kendini toparla. Kalbin badem ezmesi gibi yumuşak ve esnek, kırılamaz. Evet, öyle olabilir ama şu gidiğin çikolataya benzettiğin kalbimden kocaman bir lokma kopardı. Yeşiller içinde cinler peşimde. Ne? Kostümler. Ha? Gitgide tuhaflaşıyorsun. Her yıl partim için müthiş bir slogan bulurum ama iyi bildiğiniz üzere oyun bozanlar hep çıkar. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Yeşil çorapların veya yeşil ojenin yeterli olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Peki hemen şimdi gözünü morartırsam geçmeme izin verir misin? Partiye kadar solup yeşile çalar. Yeşilin 7 tonunu takınıp bir peri gibi geleceğim, haberiniz olsun. Zehirli yılan gibi desek daha uygun. Merhaba. Aa, tamam, öyle olsun, geleceğiz ama yeşil sümeğe bulanmış Marslılar olarak. Gel. Gerçekten bizi saçmalama. Kaldırabileceğini mi sanmıştın? Her şeyi benim dediğim gibi yapacaksın. Bayan Montrose. Charlotte, düzendeki şu adam da ne buluyor ki? Sınırsız akli melekeler. Sence de bizim şu Bay Whitman biraz sincaba benzemiyor mu? Merhaba. Merhaba. Leslie, bir saniye. Leslie. Düşünüyordum da bak... belki bir yandan gideyim ona aşık olmam için planlar yaptı ama belki diğer yandan kendisi kazara bana aşık oldu. Böyle bir şey olmuş olamaz mı? Bu imkansız değil ama... Bayan Shepherd, Bayan Hay, siz de derse bekleniyorsunuz. Çok iyi oldu. Aslında hafta sonu planlarını soracaktım. Ne zamandır yapıyordum zaten. Neden şimdi olmasın ki? Sen ne dersin? Bence yapabiliriz. Gwen, konuşmalıyız. Konuşalım mı? Hey, Gwen.
Bayan Shepard, sıçrama için artık gelecek misiniz? Kendi iyiliğiniz için. Hayır, teşekkür ederim Bay Marley. Gelmeyeceğim çünkü o aptal kulübün kölesi olmaktan bıktım artık. Ne? Hadi gel, yürü yürü. Yaşa veya öl. Asıl mesele bu. Hayır, hayır, hayır. Yani, o zaman sev veya sevme. Asıl mesele bu. Ne bu da olmaz. Shakespeare. Olmak veya olmamak. Olmak ya da olmamak asıl mesele bu. Ne? Düzenin toplantısına gel. Aramızda ne olmuş olursa olsun sıçrama için gelmelisin. Beraber çalışmamız gerektiğini gösteren şeyler keşfettim. Böylece sen, yani biz bu işten sonunda canlı çıkabileceğiz. Ne gibi şeyler? Daha ne anlam çıkaracağımdan emin değilim. Zamana ihtiyacım var. Evet, kimin yok ki? Düzenin şüphelenmemesi gerekiyor. Eğer sıçrama için gelmezsen şüphelenirler. Güven, ne yapacakları belli olmaz. Senin gibi. Haklı olduğumu biliyorsun. Sıkı tutun. Nasıl yani? Haftalardır canı sıkkın olduğu için mi sıçrama yapmamış? Bu ne biçim bir mazeret? Kızların nasıl mantıksız ve duygusal olduklarını bilirsiniz efendim. Kulağımıza gelen haberler var. Lucy ile Paul'ün kronografının sende olduğu söyleniyor. Bende mi? Hayır. Öyle bir şey olsaydı önce size söylerdim. Evet, o son derece değerli. Öyle bir kronograf. Bu ara kendimi pek iyi hissetmiyorum. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben de kısmen suçluyum. Ama Gwendolyn artık bize güvenmesi gerektiğini anlıyor. Bay George'la Bayan Jenkins nerede? Neden burada değiller? Muhalifleri tasfiye etme gereği doğdu. Bu sorumluluğu öyle herkes taşıyamaz. Bu gibi konularda bundan sonra çok daha dikkatli davranacağız. Ama Bay George bize... Gwendolyn bundan sonra sorun çıkarmayacağına söz veriyor. Evet. Kesinlikle çıkarmam. Zaten zamanda kontrolsüz seyahat gerçekten de çok korkunç. Gördüklerim... Onca savaş, yangın, salgın, ölüm, çiçek hastalığı. Lütfen, o yüzden burada kronografı kullanarak kontrollü şekilde girmeme izin verin. Hemen gitmek en iyisi, ha? Ona eşlik edeyim. Hazır mısın? Sen hazırsan. Ellili yıllara döndük. Bu bizim çağımız sanki. Gwen, özür dilerim. Sorumsuzca davrandım ve sana haksızlık yaptım. Güvenimi suistimal ettin. Evet ama Gwen, diğer tarafta olsaydım onlara bir kronografın olduğunu söylerdim. Seni kırmak istememiştim, inan bana.
O kadar kötü değildi. Ben sadece... Dinle. Söz veriyorum. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Evet. Zaten işe yaramayacak bir plan olduğunu artık anladım. Evet, haklısın. Gerçekten çok saçma bir plandı. Aşık insanlar daha kolay kontrol edilmezler ki. Onca hormon iş başındayken ne yapacaklarını hiç bilemezsin. İnsanlar aşk yüzünden hiç yapmayacakları şeyler yaparlar. Aşık olduğunda diğer insan kendinden daha önemli görünür. Fedakarlık yaparsın. Kont'un kastettiği de herhalde buydu. Bana sorarsan Kont aşk uzmanı diyebileceğin biri değil. Haklı olabilirsin. Beni affedecek misin? Evet. Arkadaş kalalım, olur mu? Arkadaş mı? Evet. Birbirine güvenebileceğini bilen iyi arkadaşlar. Sersem. Sen tam bir umutsuz vakasın. Gwen, çok üzgünüm. Baksana bana, canın cehennemi. Senin için döktüğüm gözyaşları için asıl şimdi pişman oldum. Pek fazla da yoktu zaten. Önümüzde tehlikeli günler var. Birbirimize kenetlenmeliyiz. Sen ve ben. Düzen baskı altında ve bizi hizaya getirmek için her şeyi yaparlar. Senden hoşlanıyorum. Çok. Birbirimize güvenmek zorundayız. Dost olarak. Sen dostluğun ne demek olduğunu bile bilmiyorsun. Diyeceğini hiç aldırmadan hayatımızı yaşamalıydık. Seninle ben harika ve çok çılgın bir çift olurduk. Ne demek istiyorsunuz madem? Onca yıl boyunca benim gibi hissetmemişsin gibi davranma lütfen. İki yüzlü. Ah Gwen'i, yüzünden anlaşılıyor, kalbin Gollum yüzünden hala kırık. Gideyim. Evet, adı her neyse artık. Ama hazine burada. Ona gözüm gibi baktım. Kimse meraklılık edip gelmeye cesaret edemedi. Bernie'ye ve bana her zaman güvenebilirsin. Ama dikkatli olmalısın hayatım. Şu senin Gollum. Gideon. Doğru ya. Şu Gideon'ın kanı bir şekilde bu kronograf tarafından okunacak olursa... ...o zaman 12. zaman yolcusunun kanıyla kan çemberi tamamlanmış olacak, biliyorsun. Evet, ve o zaman düzen asırlardır uğrunda çalıştığı hedefe ulaşmış olacak. Lütfen hokus pokus hikayelerine başlama. Canım, hokus pokus olabilir ama düzendeki o çok bilmişler gerçekten tehlikeli. Kendilerini üstün görüyorlar ve onları hiçbir şey durduramayacak. Hem de hiçbir şey. Göz kulak olduğun için teşekkürler. Hey, söylesene, Yeşil Kollar Partisi'ne kiminle gideceksin? Aa, yeşil biriyle. Bilmiyorum, Charlotte Kermit'le ya da Shrek'le, daha emin değilim. Gideon benimle gitmek istedi ama daha emin değilim. Kesin onca çocuğun arasında kendini yersiz hisseder. Ama partide senin olgunluğun ona eşlik edecek, değil mi? O da ne? Bu mu? Bu kırılgan bir şey. İçinde şey var, Ming Hanedanı'ndan.
Küp şeklinde bir vazo, kalıbını alacağım da. Gerçek mink vazo mu? Evet. Küp şeklinde. Göstersene. Sonra belki. Bu aralar sıçrama yapmana engel olan şey bu mink vazo mu yoksa? Bugün sıçrama yaptım. Gideyim'le. 50'lere. Çok heyecanlıydı. Gwen, ben Krav Maga ve casusluk eğitimi aldım. Benden bir şey gizleyemezsin. Krav Maga, İsrail'den çıkmış çok etkin bir dövüş sanatıdır. Şey eğitimi almış ha. Taç Mahal. Çok dikkatli olmalıyız. Ya, hu. Ya, ya. Hu, ya. Hu. Ha. İçeri nasıl girdiniz? Duvendolin Shepard'la görüşmek istiyor. Beyler, çok rica ediyorum. Buradan derhal gitmelisiniz. Yoksa polise haber Bırakın veririm. Bırakın adamlar işlerini yapsın Bay Bernard. O kız da ona ait olmayan bir şey var. Olamaz. Ne yapıyorsunuz? Hey! Mücevherler yatağın altında. Para perdenin arkasında. Ne oluyor? Bırakın beni. Bırak onu. Bunu nasıl yaparsın? Biz bir aileyiz. Gwen dersini alıp anlamadığı şeyleri sabote etmeyi bırakmalı. Anahtar nerede? Ne anahtarı? Anahtar yok. Onu kaybettim. O şeyi neden istiyorsunuz? Bu sandığa el koyuyoruz. Çekin ellerinizi. O benim sandığım. Bu hırsızlık. Sersemler. Bunları başına kendin açtın. Bağlı olduğun gizemlere karşı hiç saygın yok. Hey, Rafael! Hey, hey! Ne oldu? Düzenden birkaç adam içeri daldı. Engel olamadım. Burada. Buna ihtiyacın olur dedim. Aç bakalım. Kronografı evde sakladığından adı gibi eminmiş. Saçmalık. Kronograf elinde. Biliyorum. Eminim. Bana kalırsa bizim Bayan Montrose boşuna havalara giriyor. Çünkü kendisi artık ilgi odağı değil. Ama kadından zaten ne beklenir ki? Bugün de 18. yüzyılda oldukları kadar işe yaramazlar. Bay Bernard. Siz harikasınız. Kostümlü partilerden oldum olası hoşlanmam. Ama şık olduk ha? Küçük prens olarak mı gidiyorsun? Önce yapmam gereken bir şey var. Bir yeşil bulut. Kulakların sivri. Burada ne oldu? Masum rolü yapma.
Arkadaşın Whitman'la ahbaplarına sor. Biliyor musun Charlotte? Komplo teorilerinin peşindeki sersemin tekisin. Düzenin seni kullanmasına göz yumuyorsun. Öz kuzenine hiç tereddütsüz ihanet ediyorsun. Bir şeyler sana tuhaf geldiğinde benim yerime hemen o iğrenç adama gittin. Ona daha çok mu güveniyorsun? Ne? Hayır. Beraber geçirdiğimiz bunca seneden sonra senden daha iyisini beklerdim. Gideon, bunlar amaca hizmet etmiyor mu? Kartal'ın yükselişine sen de inanıyordun. Aldığımız eğitimle şimdi... Ne yapacağız biliyor musun? Biz soru sormamak için eğitildik, anlamıyor musun? İtaatkar, sadık ve düşünmeyen askerler olmak için hepsi bu kadar. Aç gözlerini artık. Benimle Yeşil Parti'ye gelmeyecek misin? Seninle seve seve gelirim. Ama metro ile gitmeliyiz. Arkadaş kalalım mı? Üf. Bu duyduğum en bayat laftır herhalde. Evet. Onun gibi bir kas kafalı için bile. Üf. Kesin biri o sözü her söylediğinde bir yerlerde bir peri ölüyordur. Artık canım içeri girmek bile istemiyor. Çok fazla şey oldu ve ben o yüzden... Hadi ama söz verdin. Şimdi geri dönemeyiz. Siz yeşil sümeğe bulanmış Marslılar olmayacak mıydınız? Ama yeşil olduğunuz için yine de gelin hadi. Dişimi sıkacağım. Hadi gel. Charlotte'la Gideon'a günlerini gösterelim. Merhaba. Alın yeşil canavar kokteyli. Çok sağlıklıdır. Sağ. Hepsi sarhoş baksana. Merhaba. Kırıkçı kargın, kargın kırıkçısı, kırmızı kırdak, kıkır kıkır kıkırdar. Ne? Merhaba. Merhaba. Charlotte'ı gördün mü yoksa hiçbir şey hatırlamayacak kadar sarhoş musun? Sarhoşlar öyle olduklarını kendileri bilemez, öyle değil mi? Tekrarlayın. Kırıkçı kırçıl, kargın kargın kırıkçısı, kırmızı kırdak, kıkır kıkır kıkırdar. Evet, gerçekten. Şu aptal Güven, aptal bir zaman gezgini o kadar. Bir şey daha söyleyeceğim. Şu Gideon. Yaptığı her şey de başarılı, ürkütücü şekilde. Hey, bu kafiyeli oldu. Her neyse, hem yakışıklı hem de 8 dilde nasıl aşkı ilan edeceğini biliyor. Ama tabii ne yazık ki hiçbirinde samimi olamıyor. Charlotte neden bu kadar çok eğleniyor? Şu haline baksana. Yani inanılmaz ve malum kişi de sanki partiye gelmemiş. Evet, güzel. Kronografla izinsiz bir atlayış yapıldı. Pırlanta.
Come and take your time and dance with me. Evet bebeğim. Saw him dancing there by the record machine. I know he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song. And I could tell won't be long till he was with me. Yeah, with me. And I could tell won't be long till he was with me. Woo! With me. Woo! Singing. I love rock and roll. So put it on a dime in the jukebox, baby. So come and take your time and dance with me. Birinin onu oradan indirmesi gerek. Charlotte! Charlotte. Charlotte. İnmek ister misin? Hiç gerçek bir hayatım olmadı. Amaç için her şeyi feda etmem gerekti. İşlevsel olmalıydım. Bana ne kazandırdı? Sonunda kül kedisinin aptal kardeşi gibi oldum. Kimse benden hoşlanmıyor. O yüzden şimdi bir süre burada kalacağım. Çünkü öyle istiyorum. I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. Gideyim. Aa, neden bu kadar gerginsin? Otursana oğlum. Otur da sakince konuşalım. Başka oyun yok. Gwendolyn'in hayatına karşı senin hayatın, doğru mu? Kendi dünya düzenini kurabilmen için onun ölmesi mi gerekiyor? Çünkü bunun olmasına izin vermeyeceğim. Asla. Aslında Yakut'u bu derece özel kılan şey bana direnecek kadar aptal olması evladım. Hayatını bana atacak. Bu eninde sonunda olacak. Hayır, adamayacak. Sahi mi? Neyse ki en büyük zayıflığını biliyorum. Sana olan aşkı onu kollarıma getireceğim. Bırak Oji. Onu zindana götür. Artık tutsağımız olacaksın. Hem de bütün çağlarda. Bugün ekonomi piyasaları yine oldukça hareketliydi. Dünya borsalarının birçoğunda düşüş yaşanmasına karşın özellikle Londra borsasında çok çarpıcı hareketlenmeler oldu. Bilye Bankası ve bağlı olduğu SG Enterprises dışındaki hisselerde büyük bir düşüş gerçekleşirken birçok yatırımcı bu haftayı zararla kapattı. Annem bütün paramızı bankadan çekmek istiyor. Bursum tamamen iptal edildi. Temizlikçimiz yıllardır aldığı konut yardımını kaybetti. Her şey tepe taklak, adi herifler. Evet. Bu arada biraz düşündüm de. Düzen, kontun mutlak gücü ele geçirip dünyaya hükmedebilmesi için kan çemberini bir şekilde tamamlamak zorunda. Evet. Kont kendi liderliğinde seçkinci bir yönetim istiyor. Ama kont aslında geçmişte yaşadığına göre sence bunlar zaten gerçekleşti mi? Hayır, öyle olamaz. Çünkü düşünürsen kan çemberi ancak şimdiki zamanda tamamlanır. Ah Tanrım. Kafamın içinden sanki bir yük treni geçiyor. Bu olanlar sadece geçmişi değil, geleceği de etkileyecek. Dersini hala almadın mı? Seninle işimiz bitmedi. Haberin olsun. Ah!
Zamana da başlarım. Zamanda yolculuğa da. Neden kapanma saatine başlarım veya içki satışı yasağına başlarım yazmıyorsun? Daha iyi olurdu. Evet, terli bebeğim. Bu bizim gecemiz. Hepinize göstereceğim. Bana bebeğim deme. Gwendolyn, Gwendolyn, uyanman lazım. Uyan, uyan Gwendolyn, hadi. Buradan hemen gitmelisin. Çabuk ol. O korkunç adamlar yukarı çıkıyor. Çabuk olmalısın. Buraya gel. Bırakın onu. Korkaklar. Bırakın. Kaybolun. Bırakın beni. Onu rahat bırakın. Gwendolyn, hadi. Onca eğitim sonunda bir işe yaramış oldu en azından. Dikkat et! Ne oldu burada? Bayan Gwendolyn, sizi bir an önce güvenli bir yere götürmeliyiz efendim. Acil durum çantamı al. İhtiyacın olan her şey içinde. Tamam. Ya sen? Merak etme. Söyleyecek bir şeyler bulurum. Adım artık lekelendi. Teşekkür ederim. Vay canına Bay Bernard. Karşıma geçmiş gerçekten de. Bana yakutu ve kronografı kaybettiğinizi mi söylüyorsunuz? İşe yaramaz herifler! Herkes aklını mı kaçırdı Tanrım? Bulun şu kızı hemen. Her yerde arayın. İstasyonlar, havaalanları, kameralar, her yere bakın. Polisteki adamımızla hemen iletişime geçin. Kaçmasına engel olun. Aa, ne güzel, geri dönmüşsün. Gerçekten bizi kandırabileceğini mi sanmıştın, ha? İşte bir mesaj. Konta götüreceksin. Direniş anlamsız, Gideon. Bundan sonra ayak işlerinize bakmayacağım. Öyle mi? Ama bu çok saygın bir görevdir, unutma. Hadi. İyi akşamlar genç dostum. Bu zamanlar arasında mesaj servisini sağlıyor olman ne kadar da güzel. Lütfen Gwendolyn'i bu işe karıştırmayın. Size ancak zararı olur. Ne söylerseniz yapacağım. Beni bırakırsanız size katılayım.
Bizim için burada daha faydalısın evladım, merak etme. Çok yakında senin yakut kronografını mı yoksa pırlantayı mı düşünüyor göreceğiz. Gideon eve hala dönmedi. Nerede olduğunu söyledin mi? Hayır, her yeri aradım ama ona ulaşamıyorum. Ne diyorsun? Gideon hiç iz bırakmadan ortadan kayboldu öyle mi? Hey, bir dakika. Görüşmek için bir canlı bağlantı yapacağız. Bay William DeVille'ye büyük bir mali kriz yaşandığını biliyoruz ve görünüşe göre şirketiniz bu küresel mali kasırganın tam ortasında bulunuyor. Gösterilere nasıl bir tepki vereceksiniz? İnsanların kızgın olduklarının elbette farkındayız. Ama sizi temin ederim, böyle dönemlerde borsa adına bu son derece normal bir tepki. Hayat pahalılığının tavan yaptığı bir dönemde bireysel hesapların bu şekilde dondurulmaları, insanların telaşlanmaya başlamaları için haklı bir sebep olarak görülebilir. Sizce bu durum ne kadar sürecek? Elbette. Biz Saint Germain Enterprises'da durumun tekrar en kısa süre içinde normale dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Leslie. Merhaba, benim Gwen. Hey! Telefonunu seni izlemek için kullanacaklar. Yenisini alırız. Arkadaşını sakın bu işe karıştırma, yoksa onu da tehlikeye atarsın. Annenle babanın evi. Buradan sadece birkaç kişinin haberi var. Lucy ile Paul burada mutluydular. Lucy ve Paul Bernard mı? Evet, ama annenle baban o soyadını 1920'de aldı. Dur bir dakika. Ama o zaman Lucy ile Paul... Büyük babanla büyük annen. Gerçekten mi? Ama bunun güvenlik amacıyla gizli kalması gerekiyor. Hı? Alo. Charlotte, sesini duyduğuma sevindim. Boğat güvenli değil. Evet, ben... ben... Violet Purple Plan. Bayan Montrose, nasılsınız? Fırtına geçti mi acaba? Evet, Bayan Purple Plan. Korkarım sizin için hayal kırıklığı olacak ama arkadaşınız hakkındaki... Haberler kötü. Bay Kaskafa şu an hiçbir yerde bulunamıyor. Onu bulamamışlar. Hala haber yok. Peki ne zamandır? Dün akşamdan beri. Ona nasıl ulaşabileceğimizi biliyor olabilir misiniz? Hayır, bilmiyorum. Olamaz.
Onu görmedim, konuşmadım da. İrtibatı koparmayalım. Olur. Londra'ya dönmemiz gerekiyor. Gideyin ellerini. Başı belada, gitmeliyim. Kafamızın bulanık olmaması çok önemli. Sıçrama yapmalısın. Yoksa sevgiline yardım edemezsin. O benim sevgilim değil. Bence ailenin bir araya gelmesinin zamanı geldi. 60'ların sonunda Lucy ile Paul'ün burada geçirdikleri o birkaç harika yazı dün gibi hatırlıyorum. Benim. Ah. Ah. Ah, Güveni. Güveni, seni görmek çok güzel. Evet, peki siz iyi misiniz? Paul yaşlandı. Aslına bakarsan ben de 60'larda bundan biraz daha genç olmayı tercih ederdim. Evimizin yolunu bulabilmişsin. Ne oldu? Dünya kaosa sürükleniyor. Ortalık çok karışık ve düzende korkunç bir krizin içinde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gideyim kayboldu. Onu muhtemelen kaçırdılar ve beni de kaçırmak istediler. Evet, kartalın yükselişi. Kont her şeyin kontrolünü ele geçiriyor. Seçkinci hükümdarlığını ilan etmek istiyor. Ya diğerleri? Fakirleşme, köleleşme ve sefalet. Başladı. Ama bunu nasıl yapabilir anlayamıyorum. Kont 200 yıl önce öldü. Güveni. O bizim asla idrak edemeyeceğimiz güçlere sahip. Ve yolundaki tek şey sensin. Tek sen durdurabilirsin. Evet, tabii yapabilirim. Kontu ve dünyanın en güçlü adamlarını. Gidip Jedi'den yardım alırım, olur biter. Güveni, bence artık zamanı geldi. Kendini nasıl savunacağını artık öğrenmelisin. Paul, beline dikkat et. İşte. Lucy. Beni gençken ziyaret edersen beraber çalışabiliriz. Hatamın bağışlanamaz olduğunu biliyorum büyük usta. Evet, bu kesinlikle doğru. Ama her şey çok hızlı oldu ve çok karanlıktı. Onları gerçekten de hırsız sandım. Sizi ve düzeni hayal kırıklığına uğrattığım için kendimden çok utanıyorum. Ah. Ve tövbekar genç kız yeniden bize dönmek istiyor. He? Evet, bağışlanmak için acizane yalvarmaktan başka ne yapabilirim? Merak etme. Kadınsal zayıflıkları çok iyi bildiğim için şanslısın. Mantıklı düşünce birçoğunuzun kadir olmadığı bir özellik. Düzene olan sadakatini ispatlamak için bir fırsatın daha olacak. Geçen gece yaşadığımız olay için sizden özür dilemek istiyorum. Kafam çok karışıktı. Sizi gerçekten de hırsız sandım. Madem öyle diyorsunuz, böyle sağlam yumruk atabildiğinizi bilmiyordum. Biliyorum, saçma bir aşırı tepkiydi. Ben çok ürkek biriyimdir. Özellikle de burada, yerin altında tüylerim ürperiyor. Koluma girer misiniz? Seve seve. Teşekkür ederim Bay Marley. Gidiyorum. Şimdi tatmin oldun mu? Beslenmeli ve gücünü korumalısın.
Şurada bir sıçan var Bay Marley. Bana bakıyor. Bir şey yapın. Güven güvende. Seni buradan çıkaracağız. Güven bana. Burada sıçan yok Bayan Charlotte. Buradan giderken göz kulak olacak mısınız? Kalbinle dövüş. Öfkenle değil. Rakiplerin seni hafife alacaklar. Bundan faydalan. Onları şaşırt. Hiç fena değil. Hayat seni yere çalacak. O an geldiğinde kalkıp kalkmama kararı sana ait. Tamam mı? Saygıdeğer efendimize Saint-Germain kontrolü ver. Onlara inanma Gwendolyn. Merhaba Gwendolyn. Hayır lütfen oğlum. Talimatlarımı harfiyen uygulayacaksın. Direniş beyhude. Kronografı istiyorlar. Teslimat 1786 yılında Pimple Batımların evinde yapılacak. Guy Fawkes eyleminin olduğu gecede. Kamp ateşi gecesi diye de bilinir. Fawkes'un parlamentoyu havaya uçurma girişiminin başarısız oluşunu anmak için 17. yüzyıldan beri kutlanıyor. Suç işlemek için mükemmel bir gece. Kas kafa ya da kronograf, kedi ya da köpek, kas kafa ya da kronograf, birinin gitmesi lazım. Semerius ne yapıyorsun, derdin ne? Yani ya kas kafayı kurtaracaksın ya kronografı saklamaya devam edeceksin. Aptalların dünyaya hükmetmelerine engel olacak mısın? Ha? Ne yapacaksın? Artık karar vermelisin bir tanem. Charlotte. Dinle. Gideon'ı 1786'ya senin gideceğin zamandan önceye göndermek istiyorlar. Kronografı Kont'a götürürsen Kont kan çemberini tamamlayacak ve yapacak bir şey kalmayacak. Kont benzersiz bir güce sahip olup dünyayı yok edecek. Peki şimdi bunun olmasına engel olmak mı önemli yoksa... Gideon'ın hayatı mı? Aslında o kas kafalı zindanlarda çürümeyi hak ediyor. Çok doğru. Bırak sıçanlar onu kemirsin. Ona bir şey yaparlar mı? O kadar ileri gitmeyecekler. Güven bana. Bay Marley'i tatlı dille ikna edip
Gideon'ın prangasının anahtarını alacağım. İstisnai bir yeteneğim var. Evet, ona ne şüphe. Ama ben bütün bunların kontu durdurmaya yetmeyeceğinden korkuyorum. Yapabilirsin. Güçlüsün. Gideon da yardım edecek. Ama önce ona yazmalısın. Elyaz'ın onu ikna edecektir. Gideon, aramızda ne olmuş olursa olsun bize inanmak zorundasın. Anahtarı kullanıp kendini kurtar lütfen. Kamp ateşi gecesi Pimple Button'ların evinde buluşalım. Onu durduracağız. Beraberken yenilmeziz. Sevgiler, Violet Purple Plum. Son zamanlarda hızla yükselen gıda fiyatları sebebiyle huzursuzlukların artması bekleniyor. Eylemlerin bastırılması için oldukça kalabalık bir güvenlik gücü kullanılıyor. Bugün özel güvenlik görevlileri de polise destek olacak. Madam Rossini, aldığım talimatlar çok net efendim. Hayır, hayır olmaz delikanlı. Genç bir kızı giyinirken seyretmeye çalışmıyorsun öyle değil mi? Arkanı dön, hemen dön. Ayakkabıların çelik burunlu, onlara güvenebilirsin. Ve saç eğnendi. Hançer kadar keskin. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Veya ölüm. O zorbaları yıkalım. Gwendolyn, aklının başına gelmesine sevindim. Efendim, çok ikna edici savlarınız var. Ve bu an tüm ebediyeti belirleyecek. Ex hoc momento, pendet aeternitas. Ex hoc momento, pendet aeternitas. Hiç korkma genç dostum. Tek isteğim kanından birazcık almak. Şımbılık. Canımı alabilirsiniz. Ama hedefinize asla ulaşamayacaksınız. Gwendolyn söylediklerinizi yapmayacak. Asla. Yakut elbette yapması gereken görevi tamamlayacak. İnsanoğlu nasıl bir eser ama. Sebepleri ne soylu. Sınırsız akli melekeleri. Eylemde bir melek gibi.
Kavramada yüce bir tanrı gibi. Hamlet. Gwendolyn, bu gece dünyayı artık ateşe vereceğiz. Yıkımdan önce övünme gelir. Ne? Aslında biliyor musun? Seni hafife almış olmam çok olası. Ama bu senin kendini hafife alman için bir neden değil. Al. Bunu çok iyi sakla, çok dikkatli ol. Kronografın senden değerli olduğunu sakın unutma. Kamp ateşi gecesi 1786. Unutulmaz bir gece olacak. Tam bir meleğin gelmesini diliyorum. Şu işe bakar mısınız? Cennetin kapıları sonuna kadar açıldı ve seni bana yolladı. Demek getirdin. Şimdi otur ve sessiz ol. Bu gece uzun zamandır beklediğimiz büyük gece. Efendim her an burada olabilir. Evet, burası çok güzel bir yermiş. Ve eğer doğru anladıysam kont yani efendimiz demek istedim. Dünyaya hükmetmek istiyor değil mi? Bu güç kartalın kanatlarının daha da büyümesini sağlayacak. Evet ve bütün zaman gezginleri bu kronograf tarafından okunduğunda var olan her şeyden güç çekebilecek, öyle değil mi? O kutlu gün geldiği zaman 12. yıldızın burcunun altında bütün hastalıklar ve illetler uzaklara kaçacak. O ne öyle? Bir tür mucize ilaç veya doping kapı falan mı? Birçok ismi var. Lapis filozoforum, el iksir, evrensel şifa veya basit haliyle felsefe taşı. Efendim ölümü tamamen ortadan kaldırma niyetinde. Ne? Kendini gerçekten ölümsüz kılmak mı istiyor? O erken saatlerde yeni bir güç yükselecek. Bir adamı ölümsüz kılacak ki mutlak güç de sonsuza kadar ondadır. Evet evet haklısın. Bu yaklaşım benim çağımda da çok işe yaramıştı. Sessiz olmanı söylememiş miydim sana? Çıt çıkarma sakın. Kapa çeneni! İşimizin bitmediğini söylemiştim. Böyle güzel bir yüzü asla saklamamalısın. Canlandırıcı bir içecek, sıvı afyon. Dener misin güvercin? Hayır, teşekkür ederim. Hadi ama. Bir şey olmaz. O dudakların hiç yasak bir şey yapmadığına bahsedilir. Şerifinize içiyorum. Ah!
Şimdi sana göstereceğim şirret kız. Bonsoir hanımefendi. Neden endişelisiniz? Bu gece bilimle sihrin birleşimine bizzat tanıklık edeceksin. Bu büyük bir onurdur. Kendimi zor tutuyorum. Gideon gelmeyecek. Ona ne yaptınız? Bir daha asla dönmeyecek. Hayır. Bu doğru değil. Görevini yerine getirdi. Aynı senin gibi şekerim. Ne? Görevim neydi? Sadece o şeyi getirmemi mi istiyordunuz? Onca hokus pokus kehanetlerle, bütün bu olanlar, kaderle, görevlerle ilgili onca saçmalık. Özel olmakla ilgili o ipe sapa gelmez saçmalıklara inandın mı? Sakın inandığını söyleme. Artık kan çemberini tamamlayacağım. ...12 zaman gezgini. Tam 5 asır. Ve şimdi artık sadece benim elimde. Ex hoc momentum... ...pendet eternitas. Seni baş belası! Kaçışın yok. Artık öleceksin. Unuttun mu? Ben cadıyım. Ay, ne oluyor? Kendini yeniden kollarıma atman ne güzel oldu. Senin de sonunda ortaya çıkman güzel oldu. Durdurun onları! Durdurun onları! Durdurun! Çekilin! Yol açın! Çekilin! Bu adama dikkat edin! Kız kardeşimin namusunu almaya çalıştı. Böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Babam doğal yeteneğim olduğunu söylüyor. Gwen, söylemek zorundayım. Arkadaşın olmayı hiç istemedim. Sonunda kararını verdiğine emin misin ha? Kalbin bunu daha fazla kaldıramaz. Gwen... Seninle olduğumda, beni öptüğünde biri içimde bir varil benzini ateşlemiş gibi hissediyorum. Bana ne yaptığını bilmiyordum. Yani? Yani bundan sonra artık sensiz yaşayamam. Her şeyim sensin. Ve bu beni çok korkutuyor. Gideyim, ben de öyle hissediyorum. Senden nefret etmeye çalıştım ama... Duygularımızı bize karşı kullanacak. Beni düşünmemelisin. Kaçmalarına neden göz yumdun? Çok sarsaksın. Hadi. Gideon DeVille. Bu arada hani kas kafalıydım? Benden kaçamayacaksın. O konuyu seninle sonra konuşacağız ama şimdi kendi çağımıza canlı olarak dönmeliyiz. Benden kaçamayacaksın. Ne olursa olsun onlara karşı koymalıyız. Karımla kronografı aynı anda sahip olmamalılar. Ayrılmamız gerekecek. Tamam mı? Tamam. Neredesiniz? Şimdi bulacağım.
Gideyim. 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 Kaç. Aman Tanrım. Çabuk ol. Git buradan. Git Gwen. Hayır, seni yalnız bırakmayacağım. Kalıyorum. Çok inatçısın. Yakalayın seni küçük cadı. Götürün onu hadi. Hayır. Gideyim. Benden gerçekten kaçabileceğini sanmıyordun değil mi? Kanına ihtiyacımız var. Çek o pis ellerini ondan. Uzak dur seni domuz. Kapatın şunun çenesini. Kan çemberi. Onun mükemmelliği... ...felsefe taşını bulacak. Ebediyet belirlenecek. Güç yükselecek. Çember kapandı. Şu an itibariyle Zümrüt'le Pırlanta'nın çağı sona erdi. Bu kaçınılmaz gerçeği kabul etmek zorundasınız. Ama tarihe geçeceksiniz hayatım. Kahramanlar olarak. Hayır! Hayır. Hayır. Ölme. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Bir şey yapın. Bir şey yapın. Delikanlıya yazık oldu. O çocukta potansiyel vardı. Kehanet yerine geldi efendim. On ikinci yıldız sönerken kartal kazanacak. Ve nihayet kadim hayalini gerçekleştirecek. Ölümde birleştiler. Dokunaklı değil mi? Artık bu mide bulandırıcı okuldan ayrıldığım için nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Beni tapınağa götür Marley. Geçmiş için endişelenmemeliyiz. Ne de olsa gelecek bize ait. Gwen, gidiyorum. Aman Tanrım. Gideyim. Çok fazla kan var. Nefes almıyor. Nefes alıyor mu? Gidin. Hey, hey. Uyan hadi. Gideyim. Hayır. Harika bir plan. Hepsi senin hatan, senin. Rafael, ben... Ya şimdi? Ne yapacağız? Bu soruyu yanıtlayabilir misin? Yaşıyor. Hadi, onu hemen güvenli bir yere götürelim. Gideon'la ilgilenmeliyiz.
Merhaba. Komşu mahalledeki kilisede bir papaz vekili buldum. Cenaze töreni yarın yapılabilecek. Çok fazla soru sormayacaklar. Mesela onun neden yaşadığı ve Gideon'ın yaşamadığı gibi. Kes şunu, olur mu? Burada kimse suçlu değil. Charlotte, o haklı. Ben de ölmüş olmalıydım. Yaşamam için hiçbir neden yok. Kurşun tam burama saplandı. Medi teyze kalbime iyi bakmamı söylemişti ama bu hiç mantıklı değil. İşte buldum, buldum. Ne? Kulübe hoş geldin bebeğim. Çünkü sen ölümsüzsün. Tek cevabı bu olabilir. Ölümsüz müyüm? Neden ama? Ölümsüz mü? Kim? Sen mi? Bilmeni isterim ki ben ölümsüzlük hakkında haddinden fazla bilgiye sahibim. Bir yaranın böyle hızlı iyileşmesi kesinlikle doğaüstüdür. Evet ama... Ama ben süper kahraman falan değilim. Ama Gwen... Belki de öylesin. Bekle, şimdi anlarız. Gideon Kont'un anılarında okumuştu. Burada bir yerde olmalı. İşte... İkinin birleşmesinden karga olarak doğan yakut ebediyen yaşayacak. Yıldız yukarıda gökte söner. Aşk için özgürce seçerse ölümü. Düzeltiyorum bir tanem. Bu demek oluyor ki ancak kendini öldürmediğin sürece ölümsüzsün. Yani ancak ya aşk acısından ya öyle bir şeylerden ölebilirsin. Olamaz. Evet, işte bu. Gideon onu unutmamı bu yüzden istiyordu. Arkadaşlıkla ilgili o saçmalıkları o yüzden söyledi. Evet, bu çok mantıklı. Ama gerçekten ölümsüz olabilir misin? Artık beni şaşırtacak çok az şey var. Bunu öğrenmeliyiz. Hayır. Güven. Hayır. O zaman sen yap. Gwen, bundan pek emin değilim. Ölümsüz demek, incitilemez demek değil. Yap dedim. Hayır. Charlotte, lütfen. Tam karnıma sapla. Hayır Gwen. Hadi lütfen. Gideon için yap. Olamaz. Seninle beraber asıl şimdi çok eğleneceğiz. Hem de sonsuza dek bir tanem. Küller külleri. Toprak toprağı. Toz toza.
Peki ya ben? Ben ne olacağım? Bunun bana ne faydası olacak? Saçma sonsuz bir hayat. Aptal vampirler gibi. Yıldız yukarıda, gökte söner aşk için. Özgürce seçerse ölümü. Güven! Güveni, dur! Güven! Lucy. Güveni, seni görmek ne güzel. Ben... nerede, hangi zamandayım? 1920'desin hayatım, Haziran ayında bir çarşamba. Poy, bak ziyaretimize kim geldi? Seni görmek ne güzel. Doğuştan sahip olduğun o şeyi almak için kontu hiçbir şey durduramaz. Zamanı geri almamı sağlayacak olsaydı ölümsüzlükten hemen vazgeçebilirdim. Kan çemberi tamamlandı. Bu andan itibaren artık kont her şeyi kendi çıkarlarına göre değiştirecek. Ama şimdiki zamanda geçmiş zaten çoktan gerçekleşmiştir. Öyle ama acaba bir geçmişteki şimdiyi şimdi yaparak değiştirebilir mi? Annen aklını kaçırmaya başladı galiba. Bir yandan dediğin gibi olan olmuştur ama diğer yandan ya olmadıysa? Geçmişi iyi yönde değiştirebiliriz. Güveni, James'in hayatını kurtarmayı başarmıştık. O zaman geçmişe dönüp Gideon'ın ölümünü engelleyebilirsin, değil mi? Hayır. Kronografım 18. yüzyılda kaldı. Onsuz zaman yolculuğunu kontrol edemem. Peki bugüne nasıl geldin? Bilmiyorum. Çok üzgündüm ve sizinle olmak istedim ama ben... O zaman mümkün. Güven durum bu daha önce de olmuş muydu? Hayır. Aslında evet. Bir kargaşanın ortasındayken kendimi bir anda Shakespeare'in yanında bulmuştum. Güven, o zaman bence makine olmadan da zamanda istediğin ana gidebilirsin. Bu saçmalık. Buraya gelmiş olmam tamamen tesadüf. Çoğu insan ölümsüzlük içinde saçmalık der. Bilinçsizce yeteneğini kullandın ama ya zamanda seyahati bilinçli olarak kendi kendini kontrol edebiliyorsan, ya kronograf olmadan da seyahat edebiliyorsan. Dinle. Atalarımızdan Madame Dufide de o yetenek vardı. Bana birkaç kez anlatmıştı. Zihninin tek başına zamanı ve mekanı aşabilmesi için duygularını tamamen odaklaman gerekiyor hayatım. Nasıl? Zamanı ve mekanı aşmak mı? Evet, aynen öyle. Hemen döneceğim. Hayır, işe yaramıyor. Gitmek istediğin tam zamanı ve yeri gözünde canlandırmak için zihin gücünü kullanmalısın. Tamam mı? Gözlerini tekrar kapat. Ve şimdi Gideon'u düşün. Onu ne kadar sevdiğini, ne kadar özlediğini. Duygularının içine dal, o büyük aşkına ve acına. Bunu onun için yapıyorsun.
Şimdi konsantre ol. Tek bir mekana ve tek bir zamana konsantre ol. Başardım, işe yaradı. İşe yaradı. Gwen. Senin için çok endişelendik. Nerede kaldın? Lucy haklıydı. İşe yarıyor. Artık kontu alt edip Gideon'ı geri getirebilirim. Yapabiliriz. Peki. Ah. Daha ne kadar çalışmalıyım? Elbette emin olana kadar canım. O hiç olmayacak. Pekala. Nereye gitsin? Söyle bakalım, 1993'teki üniversite mezuniyet partime gitmeye ne dersin? Babanı ilk öptüğüm gün o gündü. Hayır. Ne de olsa annenle babanı görmemen gereken bazı durumlar vardır. Buldum. 93 yılında kulübeye gittiğimiz günler olabilir. Orada da onunla daha ilk... Lucy. Ah, kes şunu. Tamam, ben bir göz atayım. Buna ne dersiniz? 6 Ağustos 1981, Medi teyzenin doğum günü. O gün kimsenin delice öpüşmeyeceğinden eminim en azından. Ama yine de saat 11 geçip de misafirlerin çoğu gidene kadar ortaya çıkmamanı öneririm. Gittiğinde evde sadece Medi teyze uyanık olsun. Zaten o saate kadar haddinden fazla gin tonik içmiş olabilir. Anlaştık. Tamam. Konsantre ol. Vermeyeceğim. Sakin ol. Beni şey gibi düşünebilirsin. Gelecekten gelen bir görü. Görü mü dedin? Gelecekten mi? Evet. Peki gelecek nasıl, anlatır mısın? Savaşlar, kirlilik, cinayetler ve bir avuç mutluluk. O zaman hiçbir şey değişmiyor desin. Ama bunlar, şu ikisi. Diana ve Charles. Sonunda mutlu olacaklar mı? Charles onu Camilla ile çok aldattı ve Diana'nın da binicilik hocasıyla bir şey oldu. Oh. Kendine dikkat et. Ne güzel bir düğündü. Tamam, Gideon'ı kurtarıp kronografı yok edersem kont asla ölümsüz olamayacak. Mantıklı. Onu hazırlıksız yakalayacaksın. Senin aptal ve beceriksiz bir kız olduğunu sanıyor. Üzgünüm ama şu anda ben de öyle hissediyorum. Zamanda bilinçli seyahat etmekte iyice ustalaşana kadar beklemek ister misin? Hayır. Yapabilirim. Gideon için. Gideon için. Olamaz. Bu şeylerden bir sürü var. James. James.
James August Peregrine Pimple Bottom. Evet, ne? Görmüyor musun ben? Kimsin sen? Sana zarar vermeyeceğim. Buradan çıkmak istiyorum. Yolu biliyor musun? Seninle arkadaşız. Beni tanıdın mı? Aşını yapmıştım. Çiçek, seni çiçek hastalığından kurtardım. Çiçek mi? O lanet hastalık bütün ailemi öldürdü. Ben kaldım. Evet, hatırlasana. Parkta iğneyle yanına gelmiştim. İçinde bir ilaç vardı hastalanmaman için. Doktor mucize olduğunu söylemişti. Bir mucize. James, Tanrı'ya şükürler olsun. Hayır, bana şükretmelisin. Buradan nasıl gidebilirim? Lütfen anlat. Sen beni kurtardın. Sana kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Lady Amalia, minnettarlığımı ifade edeyim. Kusura bakmayın. Ne minnettarlığı? Bu cadı da kim? Söylesene. Hem üzerindekiler de ne böyle? Bunlar bu ara Paris'te çok moda. Gerçekten. Ha? James, bu bir ölüm kalım meselesi. Buradan nasıl çıkabilirim? İki sola ve iki sağa dön. Çıkışı bulursun. Her zaman hizmetinizdeyim. James, bana bunların artık son bulacağına söz vermiştin. Paris'te sürtükler olmayacaktı. Hadi bulun, oyalanmayın. Yapın. Gideyim. Çok geç olamaz. Kehanet yerine geldi efendim. On ikinci yıldız sönerken kartal kazanacak. Ve nihayet kadim hayalini gerçekleştirecek. Sönmüş bakalım. Ne bakıyorsunuz sersemler? Öldürün onu. Gebertin. Ya şimdi? Benden asla kaçamazsın cadı. Cadı da olsan 9 canlı olamazsın değil mi? Cesedimi çiğnemelisin. James. Teşekkür ederim, beni kurtardın. Sana can borcum vardı. Bir arkadaş olduğumuzu söylemiştin. Evet, ebedi arkadaşlar. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Beni hafife almış olabilir misin? Saf ve küçük bir kız. Etkilemesi kolay bir kız. Bir kadından ne beklenir ki, değil mi? Tatlım. Sende bunu yapacak cesaret yok. Hayır. Her şey mahvoldu. Hepsi yitirildi. Gerisi sessizlik.
Gideyim. İşte bunun yardımı olur. Bütün o karışık sözler içinde doğru bir cümle vardı. Bütün hastalıklar ve illetler uzaklara kaçacak. Hadi. Lütfen. Ne oldu? Uzun hikaye Bay Kas kafalı. Şu sefil ve değersiz canımı bir kez daha kurtarmış olabilir misiniz acaba Bayan Purple Plum? Batım Lisesi mi? Kimin aklına gelirdi? James. Gwenny! Ah Tanrım, seni çok özledim. Ben de. Yeni hademimizi görene kadar bekle bakalım. Günaydın William amca. Hey Serena, partin nasıl geçti? Önümüzdeki partinin sloganı belli oldu mu? Elmaslar kızların en iyi arkadaşlarıdır. Bundan sonra bir daha parti vereceğimi hiç sanmıyorum. Teşekkür ederim şişko kurbağa. Hı? Ya yapmasana. Orada partine biraz can katmak isteyen tek kişi ben değildim. Harikaydın. Örnek vermek gerekirse. Mesela Rafael'i kokteyle bir şişe vodka dökerken gördüm. Evet ama Sera da getirdiği o yeşil jölenin büyük annesinin evindeki bir likörden yapıldığını itiraf etti. Şey bence harika bir şeydi. Yapma lütfen. Daha kutlamamız gereken bir sürü renk var. Düşünsene. Amber, pırlanta beyazı, deniz yeşili. Zavallı Kulaz. Serena. Bay Whitman'ın buhar olup uçtuğunu fark ettiğinde ne olacak dersin? Evet. Bay Sincap olmayınca burası eskisi gibi olmayacak. Ona katlanamıyordum. Demek ki hissetmişim. Şeytan bir sincaptır derler. Bu eski bir değiştir. Evet bir tanem. Mutlu bir son oldu anlaşılan. Artık bana söz verdiğin gibi bir kedi alır mısın? Lütfen. Yaşasın. Kız arkadaşımın şerefine. Cesur, büyüleyici ve sağ solu belirsiz. Dur. Ne yapıyorsun? Buna nötrleşmeye deniyorum. Daha fazla beklemek istemiyorum. Eğer ölümsüz biri yaşam iksiri içerse tekrar ölümlü olur. Emin misin? Neden vazgeçtiğini biliyor musun? Evet, ben seninle yaşlanmak istiyorum. Olmak ya da olmamak. (Gülüyor)
Seni seviyorum. Bırakmam. Unut gitsin. Can you recognize me? Can you recognize me?